Bileşik kesri tam sayılı kesire çevirme. Bu videomuzda bileşik kesrin tam sayılı kesire çevrilişini inceleyeceğiz. Birkaç bileşik kesir alalım. 17 bölü 5. 18 bölü 7. 9 bölü 2. Eksi 13 bölü 3 eksi 21 bölü 4 olsun. 26 bölü eksi 7 olsun. Şimdi Bileşik kesri tam sayılı kesire çevirirken payı paydaya böleriz. Pay bölü payda yapılır. Yapalım şimdi. 17'yi 5'e bölüyoruz. 17'nin içinde 5, 3 kez var. 3 kere 5, 15, geriye 2 kaldı. Çıkan bölüm tam sayılı kesirdir. Tam sayılı kısımdır. Bölüm Tam sayılı kısmı Kalan paya Payda ise değişmez. Bölüm Kalan Payda aynen yazılır. Bölüm buraya kalan buraya paydada değişim yok. 18 bölü 7'ye geldik. 18'i 7'ye bölüyoruz. 2 defa var. 2 kere 7 14 4 kaldı. 2 tam 4 bölü 7. Paydada hiçbir zaman bir değişim olmayacak. Bölüm tam kısmı kalan paydaya. 9 bölü 2. 4 kez var. 1. 4 tam. 1 bölü 2. Negatif görürsek pay veya paydada bulunan eksiler çevirme işlemine dahil edilmez. Onlar direkt kesir çizgisi önüne konulur. Buradaki dikkat edilmesi gereken en önemli nokta budur. Payda ve pay kısmında bulunan eksiler işleme dahil edilmez. Bu eksileri derhal çevireceğimizin önüne yazıyoruz. 13'ü 3'e bölüyoruz. Sakın orada eksi 13'ü 3'e bölme gibi bir hata yapmayın. 13'ün içinde 3, 4 defa var. 12, 1 kaldı. 4 tam 1 bölü 3. Eksi 13 bölü 3, eksi 4 tam 1 bölü 3 eşittir. Eksi 21 bölü 4, 21'i 4'e bölüyoruz. Eksi olduğu gibi buraya yazıyoruz. 5 defa var 20, 1 kaldı. 5 tam 1/4. 26'yı 7'ye böleceğiz. 26'yı -7'ye bölme gibi bir hata yapmayalım. Bu eksiği olduğu gibi kesir çizgisinin önüne getiriyoruz. 3 kere 7 21 5. 3 tam 5/7. Bileşik kesirlerin tam sayılı kesire çevrilmesi payın paydaya bölünmesiyle gerçekleşir. Bölüm tam kısım olur. Kalan pay olur. Payda da bir değişiklik olmaz. Eğer eksili bir şey varsa eksili kısmı bu işleme dahil etmeyip direkt kesir çizgimizin önüne yazıyoruz. Tam kısmımızın önüne. Bileşik kesiri tam sayılı kesire çevirme olayı bundan ibarettir. Bu videomuzu burada noktalıyoruz.